Saka pasını oynadı. Llorente çok güzel pas. Suarez birebir kaçırdı. Müthiş pozisyonlar kaçıyor. Bir direk. Allah'ım neler oluyor derken Suarez en sonunda attı golü. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ileri oynadı. Halil Dervişoğlu ilerliyor. Geriye pasını oynayacak. Kerem aldı şimdi. Kerem sağa. Kerem vurdu. Kaleci. Boş kale. Nasıl kaçar? Abdülkadir Ömür nasıl kaçar? Suarez sağ kanatta. Şimdi orta. Araya gir. Nasıl ya? Nasıl ya? Abi yediğimiz gole bakın ya. Ersin bu ne Ersin? Bu nedir Ersin? Anlat bana bu nedir? Şimdi Barcelona kontraya çıkmaya çalışıyor. Araya girer miyiz? Girer miyiz? Giremedik. Tehlike de zaten geçti gibi artık. Geçmedi Ersin. Penaltı. Ah be. Keşke. Ah kırmızı kart çıktı lan. Halil. Haydi Halil. Oha lan. Müthiş çıkardı. Etkili geliyor Dortmund. Oha be. Lan bir nefes alamadık lan. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir. İçeri girdi. Pasını oynayacak. Şut topalarda işte bu. 1-1. Öyle erken gole böyle erken cevap. Ersin topa sahip oldu. Hay senin. Of Allah'ım yarabbim. Nasıl korktum. Halil Dervişoğlu. Halil. Direkten döndü. Şöyle pasımızı oynayalım. Rıdvan Yılmaz ileri oynuyor. Ve hoca karşılaşmayı bitirmiyor. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agrolama kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Müthiş bir kariyer hazırladım sizin için. Müthiş bir seri olacak inşallah. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile kariyer yapacağız arkadaşlar. Fakat ben bir iki dokunuş yaptım. Bu dokunuşlar nedir, ne değildir size şimdi onları göstereceğim. Öncelikle kadroyla başlayalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar kadromuzu Süper Lig'den 23 yaş altı futbolcularla donattık. Birkaç istisna var, hepsinden bahsedeceğim sizlere. Ama dilerseniz önce şöyle kısaca bir geçelim. Kimi nereden aldık, ne yaptık, ne ettik diye. Ferdi Kadıoğlu, Berk Özer, Burak Kabacak, Muhammed Gümüşkaya ve Altay Bayındır Fenerbahçe'den. Bunların hepsi 23 yaş altı. Kerem Aktürkoğlu ile Halil Dervişoğlu Galatasaray'dan. Yine 23 yaş altı. Trabzonspor'dan Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür. Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz ve Güven Yalçın. Başakşehir'den de Ravil Tagir. Henüz kendisi 18 yaşında. Onun dışında arkadaşlar Süper Lig'den olmayan ve takıma abilik yapması gerektiğini düşündüğüm birkaç oyuncu aldım. Kimileri zaten 23 yaş altı da neyse. Zeki Çelik, Merih Demiral, Orkun Kökçü ve İrfan Can Kahveci ekstradan bu kadroya dahil oldular. Aslında şöyle baktığımız zaman Merih Demiral 23 yaşında, Orkun Kökçü 20 yaşında. Sadece Zeki Çelik de İrfan Can Kahveci 24-25 yaşlarında. Bu arada şunu da belirteyim arkadaşlar. Hull City'nin şu anki mevcut kadrosundaki en iyi oyuncu olan Honeyman'i kadroda tutuyorum. Onu da yedeklere koydum. Ama önceliğimiz bizim Türk oyuncularımız olacak. Bu kadroyla Premier Lig'de oynayacağız. Dünyanın en zor liginde oynayacağız. Ama sadece bununla da yetinmedik arkadaşlar. Ekstradan ben bir dokunuş daha yaptım. Hemen onu size göstermek istiyorum. Ve işte görüyorsunuz arkadaşlar, dünyanın en zor liginde en zor rakiplere karşı oynayacağız. Yani şöyle bir takımlara baktığım zaman ben bir derin bir nefes alıyorum. Ama inşallah bu ligden bir şekilde sağlam çıkabiliriz. Vallahi şunu açık açık söyleyeyim. Öncelikle hedefim küme düşmemek. Ama onun dışında her maç birbirinden heyecanlı geçecek. Müthiş bir heyecan var şu an bende. Çok da fazla laf uzatmadan bir an evvel kariyere başlamak istiyorum. Bu arada hemen şöyle bir özet geçeyim arkadaşlar. Şu anki transfer bütçemiz 3.91 milyon. Takıma hiçbir şekilde ek bir finansal kaynak sağlamadım. Ama onun yerine Hull City'nin mevcut kadrosundaki bütün futbolcuları transfer listesine koydum. Gelen bütün teklifleri hiç hem küm etmeden direkt kabul edeceğim arkadaşlar. Çünkü biz Türk oyuncularla yola devam etmek istiyoruz. Yani onun dışında bütün oyuncular bizim için gereksiz. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Ben sözleşmelere falan baktım. Hepsini yeniledim. Bütün bizim oyuncularımız yani. Sözleşmeleri falan gayet iyi. Problem yok. Gelişim planlarını da verdim arkadaşlar. O yüzden direkt kariyere başlayabiliriz. Zaten kariyerimiz boyunca hiçbir oyuncuyu transfer etmeyeceğiz. Hiçbir oyuncunun da takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü bu kadroyla bu sezon veya yaparsak 3-4 sezon boyunca neler yapacağız ben onu çok merak ediyorum. Çok genç bir kadro çünkü. Ve dünyanın en zor rakiplerinden karşı acaba ne yaparız? Gerçekten çok merak ediyorum. Böylelikle de çok fazla lafı uzatmadan arkadaşlar bir an evvel kariyere başlayalım istiyorum. Sezon öncesi hazırlık turnuvasını ben kabul etmişim ama acaba oynasam mı ya? Hiç de oynayasım yok, ne yalan söyleyeyim, ben simüle edeceğim ya. Burayı simüle ediyorum arkadaşlar.
Şampiyon olduk lan. Vallahi sezon öncesi hazırlık turnuvasının şampiyonu olduk. İyi ya, hiçbir şey yapmadan şampiyon olduk. Güzel oldu bizim için. Honeyman için teklif gelmiş ama Honeyman'i satmayı düşünmüyorum. Hah, Wilkes için teklif gelmiş. Kabul et gitsin. Kabul et, yallah. Honeyman kalacak arkadaşlar. Çünkü Honeyman şu anki mevcut orijinal Hull City kadrosunun en iyi oyuncusu ve onun bizim yedeklerde olmasına ihtiyacımız var bence. Takımdaki tek yabancı oyuncu ama aynı zamanda da tek yerli oyuncu. Yani ülkenin yerlisi. Bizim yerlimiz değil ama ülkenin yerlisi. O yüzden bence kalması lazım. Onun dışında Rıdvan Yılmaz için falan teklif gelmiş. Empoli'den çok güzel teklif gelmiş. Hatta 4 milyon ama zaten dediğim gibi bu oyuncuları satmayacağız. Şu anki transfer bütçemiz 7.51 milyon ve dediğim gibi oyuncu satışlarından falan transfer bütçemiz illaki artacak. Duruma göre devam edeceğiz. Fatih Karagümrük bizim için 1 milyon artı Kerim Fay'ı öneriyor. Burak Kabacak için kiralık teklifi geldi. Aslında kabul etsem güzel olur ama bilemedim ya. Gider gelişir diye düşünüyorum ama belli de olmaz. Ve işte döndük dolaştık. Sezonun ilk karşılaşmasına geldik arkadaşlar. Hull City Atletico Madrid karşılaşmasına birazdan başlayacağız. İlk 11 falan her şey tamam. Olabildiğince antrenman yaptım. Simüle ettim falan filan, yani olabildiğince takım hazır hale geldi. İlk maçımıza çıkacağız. İnanılmaz heyecanlıyım. Yepyeni bir kadroyla yepyeni bir ligdeyiz. Dünyanın en zor takımlarına karşı oynayacağız. Dile kolay. Hakkımızda hayırlısı olsun diyoruz ve ilk karşılaşmaya başlıyoruz. Şimdi Abdülkadir Ömür. İlerliyoruz sağ kanattan. İçeriye girdim. Şutumu çekeceğim buradan. Şutumu çektim kaleci. Jan Oblak. Şimdi bir atak daha geliştirmeye çalışacağız. Abdülkadir Ömür sağ kanattan doğru içeriye girdi. Yerden pasını oynayacak. Şut gelir mi? Şut çok kötü. Jan Oblak. Korneri kullanacağız. Oo, çok iyi paslaştılar. Yalnız çok kötü şut geldi oradan. Allah'tan çok kötü şut geldi. Saka pasını oynadı. Llorente çok güzel pas. Suarez birebir kaçırdı. Müthiş pozisyonlar kaçıyor. Bir direk. Allah'ım neler oluyor derken Suarez en sonunda attı golü. Yani top bu nasıl bir pozisyon ya? Gerçekten bu nasıl bir pozisyon ya? Topu ağlarımızda gördük. Ama Suarez de yani epey zorladı arkadaşlar. Şimdi Abdülkadir Ömür İçeriye girdi. Bir dakika. Yere. Oyna. Konuşamadım lan. Konuşamadım. Konsantre olmaktan konuşamadım. Şimdi Abdülkadir Ömür. Sağ kanattan ilerliyoruz. 43 numarasıyla pasını oyna. Şut. Kalecinin yakınına gitti. Uzak köşeye vurmak istedim. Belki biraz acele ettim. Yerden pas oynayalım. Kerem Aktürkoğlu pasını oynadı Orkun Kökçü. Şimdi Orkun sol ayakla müthiş bir şut gelir mi? Bir korner daha. Tekrar aynı pozisyon. Pasımı oynayacağım şimdi. İrfan Can Kahveci vurdu kaleci Jan Oblak. Çok güzel bir atak. Haydi Halil. Halil pasını oynadı. Neden pas oynadım ki ben orada? Bundan sonra şut çekeceğim direkt. Şimdi İrfan Can Kahveci. Haydi İrfan ve 1-1. İşte bu. Hull City kariyerimizdeki ilk golümüzü atıyoruz. 1-1'i bulduk. Güzel paslaşmalar sonucu İrfan Can Kahveci kaleciyle karşı karşıya kaldı. Şutunu çekti, topağlara gönderdi. 1-1'i yakaladık. Bu önemli karşılaşmada umarım galibiyet golünü de buluruz. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ileri oynadı. Halil Dervişoğlu ilerliyor. Geriye pasını oynayacak. Kerem aldı şimdi. Kerem sağ ayak. Kerem vurdu. Kaleci. Boş kale. Nasıl kaçar? Abdülkadir Ömür nasıl kaçar? Nasıl kaçar? Boş kale ya. İnşallah bu maçtan galibiyetle ayrılmasını biliriz. Yoksa gerçekten çok üzülürüm. Suarez sağ kanatta. Şimdi orta. Araya gir. Nasıl ya? Nasıl ya? Abi yediğimiz gole bakın ya. Ersin bu ne Ersin? Bu nedir Ersin? Anlat bana bu nedir? Halil Dervişoğlu sakin. Kontrolü kaybettin sakin. Pasımızı oynadık şimdi. Berat Özdemir pasını oyna. Güzel. İrfan Can Kahveci sen de pasını oyna. Çok güzel.
Orkun Kökçü ilerliyor. Orkun, Orkun vur. Orkun Yanoblak. Top dışarıya çıkmadı maalesef. Şimdi sağ kanada oynadık. Abdülkadir Ömür geri oynayacak. Sakin, sakin. Çok güzel. Halil Dervişoğlu, Halil Dervişoğlu. Şimdi Orkun Kökçü, Orkun Kökçü sağ ayak müthiş şut. Yanoblak kornere çeldi. Sakin, Merih Demiral pas offside. Offside. Aa yok, Halil Dervişoğlu. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ben onu offside sandım. Bir anda boş bıraktım. Nasılsa offside diye ama yokmuş. Bu da bana ders olsun. Şimdi Orkun Kökçü pasını oynadı. İrfan Can Kahveci. İrfan pasını oynadı şimdi. Orkun Kökçü sola doğru ilerledi. Şimdi sağ ayak Orkun Kökçü. Kalecinin uzanamayacağı köşeye atamadı maalesef. Ve böylelikle de ligdeki ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılıyoruz arkadaşlar. Maalesef yapacak bir şey yok. Yani bulduğumuz şansları değerlendiremedik. Sonucunda da mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. Bence hak etmedik abi. Vallahi bence hak etmedik. Bir sonraki karşılaşmamız Juventus diye gösteriyordu sanki ama şimdi nedense Barcelona ile oynayacağız. Neyse fark etmez bize. Bir sonraki karşılaşmamız olan Barcelona mücadelesine şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hemen forma seçimini yapalım. Biz siyah forma, onlar da beyaz formayla oynasın. Aynen öyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Umarım ligdeki ikinci karşılaşmamızda galibiyetle tanışabiliriz. İlk maçı arkamızda bırakmamız lazım. İkinci karşılaşmaya başlıyoruz. Barcelona Hull City mücadelesi başladı. Başarılar Hull City. Berat Özdemir. Berat top sakladı. Şimdi çok güzel bir pas. Geçmedi lan. Geçmedi ya. Orkun Kökçü. Orkun pasını oynadı şimdi. Halil Dervişoğlu. Halil güzel sıyrıldı. Halil. 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 Pasını oyna. Şut ve top ağlarda gol. İrfan Can Kahveci. Şut çekecektim ama gerçekten bomboş pozisyondaydı. Mecburen pas oynadım arkadaşlar. 1-0 öndeyiz Barcelona karşısında. İşte burada Halil Dervişoğlu ilerledi ilerledi. Pasını oynadı. Bomboş kaleye top ağlara gönderdik. 1-0 öndeyiz. Şimdi Halil'den müthiş bir çalım. Of, keşke devamı da harika olsaydı. Offside. 30 kilometre offside. Çok güzel gol ama maalesef offside. Şimdi güzel pozisyon. Haydi İrfan. Haydi İrfan. Haydi İrfan ve 2-0. Barcelona karşısında 2-0 öndeyiz. Bir anda hata çıkmasını bildik oradan. İrfan Can Kahveci güzel ilerledi. Güzel şut ve topalarda 2-0. Şu ana kadar takımımızda İrfan Can Kahveci 2 maçta attığı 3 golle yıldız konumunda. Ama ben daha çok Kerem Aktürkoğlu'nu yıldız yapmak istiyorum. Çünkü çok sevdiğim bir oyuncu. Gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Kerem ceza sahasına girerse tehlikeli olabilir. Kerem girdi ceza sahasına. Orta geliyor. Uzak direğe kafa gelir mi, gelmedi. Teagüen güzel girdi araya. Şimdi pas. Halil. Halil Dervişoğlu. Halil. Atın Halil. Kalecinin üzerine gitti. Maalesef kalecinin üzerine gitti. Halil Dervişoğlu. Kerem Aktürkoğlu'nun önüne. Kerem. Kerem 3-0. Dakika 44. Kerem attı. 3-0 öndeyiz Barcelona karşısında. İşte güzel paslaşmalar. Halil'in pasını Kerem Aktürkoğlu müthiş değerlendirdi. Çok güzel bir golle 3-0 öndeyiz. Çok ağır kaldım ya. Barcelona atak geliştiriyor. Ersin. Ersin ne yapıyorsun Ersin? Çok ağır kaldı, fark ettiniz mi? Girdik. Güzel. Şimdi Halil Dervişoğlu. Sağ kanada oynayacağım. Abdülkadir Ömür. Haydi Abdülkadir. Ne yapıyorsun Abdülkadir? Busquets. Yapma Sergio Busquets. Yapma. Top ağlarda. 3-1. Şimdi Abdülkadir Ömür. Çok güzel bir çalım. Ceza sahasına girdik. Şutunu çekti. Kalecinin üzerine gitti. Halil Dervişoğlu'nun önüne. Çok güzel bir pas. Haydi Halil. Sinno. Pasını oynarsan Abdülkadir ne olur? Abdülkadir attı. 4-1 öndeyiz. Barcelona'ya karşı 4-1 öndeyiz arkadaşlar. Çok güzel bir gol. İnşallah ilk galibiyetimizi alacağız ligdeki. Yalnız Barcelona gerçekten ölmüş be. Hemen aklımdayken birkaç oyuncu değiştireceğim arkadaşlar. Ferdi Kadıoğlu girsin oyuna. Güven Yalçın girsin ve Burak Kapacağı da oyuna alalım. Şöyle forvet hattını, ileri hücum hattını biraz değiştirelim. Zaten 4-1 öndeyiz. Bu şansı onlara verebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Güven Yalçın. Güven zar zor ilerledi oraya kadar. Güven Yalçın'dan bir çalım denemesi. Şutunu çekecek. Pas oynasa mıydım acaba?
Zoru denedim ya, zoru denedim. Burak Kapacak basın önünde şimdi. Zeki Çelik Burak Kapacak'ın önüne oynadı şimdi. Burak Kapacak içeride. Burak çalımını attı. Burak vurdu. Kaleciden geri döndü. Burak ilk golüne çok yaklaştı Hull City'de. Şimdi bir pas daha. Ferdi Kadıoğlu çok güzel oynadı. Rıdvan Yılmaz. Ah be, şans bizden yana değil. Yetişemedik maalesef o topa. Şimdi Barcelona kontraya çıkmaya çalışıyor. Araya girer miyiz? Girer miyiz? Giremedik. Tehlike de zaten geçti gibi artık. Geçmedi Ersin. Şimdi orta. Kafayla çıkarın. Topu alır da gol. 4-2. Ferdi pasını oynadı şimdi. Güven Yalçın. Güven Yalçın. Hoca faul var. Kiminle kullansak? Kerem'i çıkardık, tüh be. O zaman İrfan Can Kahveci ile deneyeceğiz şansımızı. İrfan Can geliyor. İrfan Can vurdu. Top kalecinin üzerinde. Kaleci kaptı. Yani neden bilmiyorum, sanki bir gol daha yiyeceğiz gibi geliyor bana. Ravil Tagir ileri oyna. Hoca bitirme. Ve hoca bitirdi. 4-2 galip geliyoruz. Ligdeki ilk karşılaşmamızı, daha doğrusu ligdeki ilk galibiyetimizi alıyoruz arkadaşlar. Aldığımız bu galibiyetle birlikte şu anda ligde 6. sıradayız. 3 sıralardayız, bu güzel bir şey, ama maç fazlamız da varmış. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Şöyle bir baktığımız zaman ne tuhaf değil mi? Liverpool, Inter Milan ve Sevilla son 3'teler. Yani görmeye alışık olduğumuz şeyler değil tabi, ama zaten her takım birbirinden güçlü. O yüzden yapacak bir şey yok. Hay sizin Allah belanızı vermesin ya. Ulan bir sonraki karşılaşmamız kupa maçı diye, hani ben daha çok ligi önem verdiğim için simüle edeyim dedim. Nasıl kazanır bu kadro diye, kaybettik. Galiba elendik. Neyse, önemli değil. Bir sonraki karşılaşmamız Tottenham'e karşı. Yine bir gündüz mücadelesi. Hiç sevmiyorum ya. Vallahi billahi gündüz mücadelelerini hiç sevmiyorum. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. İnşallah sıkıntı yaşamadan şu karşılaşmayı atlatırız. Hadi bakalım Tottenham mücadelesine başlayalım. Londra'dayız. Müthiş bir hava var. İyi bari formalar falan az bir şey belli oluyor. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Bizim galip geldiğimiz bir karşılaşma olur inşallah. Halil Dervişoğlu. Halil'den güzel çalım. Halil girdi. Halil şutunu çekti. 1-0. Dakika 3. Erken golle 1-0 öndeyiz. 67 numaralı formasıyla Halil Dervişoğlu golünü attı. Bu adam acaba Zonguldaklı mı diye ben çok baktım ama bulamadım bir şey ya. Bir alakası var mı acaba arkadaşlar? 67 neden? Bilen var mı? Çünkü Galatasaray'da da 67 numara, burada da 67. Yani zaten oyundaki numarayı almışlar direkt, eyvallah. Ama sebebini bilmek isterim yani. Kerem Aktürkoğlu. Kerem sağını çekti şimdi. Kerem ilerliyor. Pasını oynayacak gibi. İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. İrfan. Zar zor. Orada müdahale geldiydi sanki. O yüzden biraz şüpheci davrandı. O da ona belki de bir gole mal oldu. Lucas Moura. Oo, harika çalım attı. Şimdi orta. Hayır. Çok güzel. Abdülkadir Ömür pasını oynadı. Halil Dervişoğlu. Halil. Şimdi sola doğru bıraktı. Kerem yetişir mi? Kerem yetişti mi? Kerem yetişti. Formasından çektiler. Kerem ilerledi. Kerem şutunu çekecek. Kerem şutunu direkten geri döndü. Müthiş şut, direkten geri döndü. Şimdi Berat Özdemir pasını oynadı. Orkun Kökçü. Tekrar Berat. Berat kaleye baktı. Berat şutunu çekecek. Berat içeri girdi. Berat. Haydi Berat. Haydi Berat ve gol. 2-0. Abi ısrar ettim. İlla dedim Berat'la atacağım. Trabzon'un göz bebeği golü atıyor. 2-0 öndeyiz. İşte Berat'ın mücadelesi. İşte Berat'ın golü. 2-0. Şimdi Berat pasını oynadı. İrfan Can Kahveci. Halil Dervişoğlu. Halil. Halil pasını oynadı. Çok güzel Orkun Kökçü. Orkun. Orkun sağ ayak. Orkun vurdu. 3-0. Müthiş bir gol. 3-0 öndeyiz. Harika bir gol geldi Orkun Kökçü'den. Müthiş plase, topalarda gol, 3-0. Ulan şimdi diyeceksiniz ki zorluk seviyesini falan mı azalttın? Vallahi de azaltmadım. Profesyonel seviyedeyiz. Efsanevi zorluk derecesine getirince benim için çok zor oluyor. O yüzden oynayamıyorum o zaman. Sarmıyor yani, video çekmeye falan da değmiyor. Şimdi Berat uzaklardan deneyecek. Berat kaleci. Kaleci Loris güzel çıkardı. Şimdi İrfan Can Kahveci. Orkun Kökçü ile paslaştı. Orkun kaleye baktı. Şutunu çekti. Bir korner daha. Penaltı. Ah be. Keşke. Ah, kırmızı kart çıktı lan.
Tüh, keşke bıraksaydım ya. Zaten atamadıydı. Ersin, hay dersin, hay dersin. Köşeyi doğru tahmin ettim ama maalesef yetişemedik. 10 kişiyiz kalan dakikalarda. Umarım maçı vermeyiz. Orkun Kökçü. Orkun pasını oynadı. Halil Dervişoğlu'da müthiş şut. Kaleci Loris. Korner. Pasımı oynayacağım şimdi. Müthiş pozisyon. Abdülkadir Ömür haydi. Yerden pasını oyna. Şut. Halil attı 4-1. 10 kişiyle gol atmaya devam ediyoruz. Bir anda kontraya çıktık. Abdülkadir'in çok güzel ortasını Halil Dervişoğlu müthiş değerlendirdi. 4-1 öndeyiz. Ooo şansa bak. Halil. Haydi Halil. Haydi Halil. Oha lan. Müthiş çıkardı. Vallahi müthiş çıkardı. Şöyle güzel jeneriklik bir gol atayım dedim. Kaleci harika çıkardı ya. Of çok iyi pozisyon. Harry Kane başta dikkatli ol. Kerem Aktürkoğlu. Kerem müthiş sıyrıldı. Müthiş gidiyor. Kerem. Pasını oyna. Sakin. Sakin ve gol. Orkun Kökçü attı. 5-1. 5-1. Yani yukarıdaki scoreboard değişmeyince ben bir an düşünüyorum acaba diyorum ama 5-1 öndeyiz arkadaşlar. Pasını oyna. Güzel. İrfan Can Kahveci hızlı. Offside. Offside yok. Tertemiz pozisyon. Halil Dervişoğlu. Halil attı. 6-1. Nasıl yok ya? Nasıl offside yok ya? Vallahi de billahi de ben offside sandım. Bakmam lazım. Ne kadar bir mesafe vardı onu bakmam lazım arkadaşlar. İşte tam burada ayağından çıkıyor ve evet offside yok. Yani bariz bir şekilde offside yok. Ben bir an için var sandıydım. Müthiş bir gol geldi. Halil attı. 6-1 öndeyiz. 10 kişi olmamız bile bizi yıldıramıyor. Acun Ilıcalı'nın ekibi durdurak bilmiyor. Abdülkadir Ömür'ün önüne haydi. Haydi. Abdülkadir uzaktan sert bir şut. Kaleci bir dakika of. Korner. Abdülkadir Ömür şimdi orta. Kafa gelir mi? Ters bir kafa. Top ağlara gidiyordu neredeyse. Uf, çok güzel kurtar topu. Orta güzel. Şut daha güzel. Müthiş çalım. Müthiş çalım. Berat Özdemir'in önüne Berat müthiş bir gol. 7-1. Berat attı 7-1. Berat gelişine sert şut çekti. Topu o çok güzel vurmuş bu arada. Topu harika bir şekilde ağlara gönderdi Berat Özdemir. Tam 90'a gitti top. İşte 90. Çok güzel bir pozisyon. Tottenham etkili gelmeye çalışıyor. Ve top ağlarda. 7-2. Emerson pasını oynadı. Sakın. Ersin. Abdülkadir'in önüne bırakacağız. Abdülkadir aldı. Ersin asist yazabilir miyiz? Yazamadık be. Ersin asist yazamadık. Ve artık karşılaşma bitmek üzere. 7-2'lik bir galibiyetle ayrılıyoruz. Tottenham deplasmanından 10 kişi olmamıza rağmen bunun da altını çizmek istiyorum. Halil Dervişoğlu hat-trick yapıyor. Kaç gol atmış? 3 gol atmış. Tebrikler. Çok güzel bir galibiyetle yolumuza devam ediyoruz. An itibariyle 6 puanla ligde 4. konumdayız arkadaşlar. 12 gol atıp 6 gol yemişiz. 6 gol mü yemişiz? Oha lan 6 golü biz ne ara yedik? Her neyse arkadaşlar 3 karşılaşmada 6 gol yemişiz ama 12 gol atmışız. Bu güzel bir şey. Bir sonraki karşılaşmamız Borussia Dortmund'a karşı onlar ne yapmış? Onlar bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle şu anda 4 puanla 10. sıradalar. İşte takımımızdan gider oyuncular ve bize ödenen bonservis bedelleri arkadaşlar. Burada gördüğünüz paralarla birlikte, burada gördüğünüz miktarlarla birlikte transfer bütçemiz 18.61 milyona kadar yükseldi. Ve haydi gelin arkadaşlar bu bölümün son karşılaşmasına çıkalım. Formaları ayarladık. Şimdi sağ bekimiz olmadan bakalım karşılaşmaya başlıyoruz. Etkili geliyor Dortmund. Oha be. Lan bir nefes alamadık lan. Dakika 2 Dortmund öne geçti arkadaşlar. Vallahi ben ne olduğunu anlamadım. Bir anda golü buldular.
Abdülkadir Ömür. Abdülkadir içeri girdi. Pasını oynayacak. Şut, topalarda işte bu. 1-1. Öyle erken gole, böyle erken cevap. Dortmund etkili geliyor. Şimdi orta. Uf, Ersin. Ersin. Sakin. Halil şimdi. Haydi Halil. Geriye çekti. Bir dakika, sakin. Aldık. İrfan Can Kahveci. İrfan. Çok geç kaldım be. Pas mı oynasam, ne yapsam bilemedim. Bir an çok düşündüm orada. İnşallah bu pozisyonu aramam. Kerem Aktürkoğlu. Haydi Kerem. Kerem sakla topu. Kerem pasını oynadı. Şimdi Abdülkadir Ömür çalımını attı. İçeriye girdi. Abdülkadir Ömür vurdu. Top dışarıda. Sol kanattan etkili gelmeye çalışıyor. Borussia Dortmund içeriye girdi bir şekilde. Orta güzel, kafa ve Ersin. Ersin topa sahip oldu. Hay senin. Of, Allah'ım yarabbim. Nasıl korktum. Şimdi güzel pas. Abdülkadir Ömür pasını oynadı. Güzel. İrfan Can Kahveci. Tekrar Abdülkadir. Abdülkadir ilerledi. Yerden pasını oynar mı? Oynadı. Halil Dervişoğlu. Atın onu artık. Girmedi ya. Haaland'ı boş bırakma. İşte bu. Al onu. Yapma. Nasıl oldu bu ya? Abdülkadir Ömür yardırdı gidiyor. Haydi Abdülkadir. Of. Merih Demiral müthiş girdi araya. Haydi güzel bir bu gol pozisyonu olsun. Halil Dervişoğlu. Halil direkten döndü. Ah be, direkten döndü. Offside yok. Tertemiz pozisyon maalesef. Uf. Son anda girdik araya. Rıdvan Yılmaz çıkarın abi. O topu çıkarın artık. Şimdi Orkun Kökçü pasını oynadı ileriye. Kerem Aktürkoğlu. Haydi Kerem. Pasını oyna. Şut. İşte bu 2-2. İrfan Can Kahveci atıyor. 2-2. Aynen öyle abi. Güzel paslaşmalar. Orkun Kökçü. Orkun geriye çek. Pasını oyna. Şut. Topalarda işte bu. 3-2 öndeyiz. Kim attı göremedim. İrfan Can Kahveci atıyor tekrardan. 3-2 öndeyiz. Burada güvenemedim Orkun Kökçü'ye. Pası oynamayı tercih ettim. Güzel bir gol attık. Şans da yanımızdaydı. Kaleci pozisyonu alamadı. Şut tam ortaya gitmiş. Haydi 4. Halil Dervişoğlu. Halil. Göm artık o topu ve gol. 4-2. Goller yağmur gibi geliyor. İşte bu. Bir hata. Affı yok. Çok tehlikeli pozisyondu. Aman dikkat. Son saniye değmeyelim abi. Zaten 4-3 öndeyiz. Bir gol fark var tek. Son dakikada gol yemeyelim. Offside oluyordu. Hoca bitir lan. Şöyle pasımızı oynayalım. Rıdvan Yılmaz ileri oynuyor. Ve hoca karşılaşmayı bitirmiyor. Allah'ım ya Rabbim. Ya sabır ya. Vallahi billahi ya sabır ya. Gerçekten şu sarı çocuktan kaçamadık. Neyse, yapacak bir şey yok. Beraberlikle ayrılıyoruz maalesef. 2 puan bıraktık. Neyse arkadaşlar, genel olarak güzel bir bölüm oldu bence. Umarım bu seri hoşunuza gider. Umarım beni desteklersiniz. Ligdeki konumumuza baktığımızda 2 puan bıraktığımız son karşılaşmadan dolayı maalesef 5. sıradayız. Eğer ki galip gelebilseydik şu an ilk sırada olan takım biz olacaktık. Nasip kısmet diyelim arkadaşlar. Bu bölümü 5. sırada tamamlıyoruz. İnşallah bir sonraki bölümlerden itibaren lider olarak kapatırız. Bir sonraki karşılaşmamız Real Madrid, sağ tarafta da görüyorsunuz zaten. Ardından Juventus, Inter ve Liverpool karşılaşmaları var. Bir de Feyenoord. Bir sonraki bölümde kaç maç yaparız bilmiyorum ama şimdilik bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.